Evet arkadaşlar, böyle bir anahtarı kaç defa açıp kapatabilirsiniz diye size sorarak videoya başlamak istiyorum. Çünkü bu haftaki konumuz bu anahtarlarla çok alakalı, bunu açma kapamazıyla. Bu videoda ve bir sonraki videoda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar merhaba, serinin 3. videosunda tekrar birlikteyiz. Nasip oldu 3. videoyu da çekmek. Bu haftaki konumuz sürücüler üstüne olacak. Hep kağıt üstünde anlatıyorum ya, biraz heyecanlanın diye şöyle bir devreyle başlayayım dedim. Sürücü, yani halk arasında beyin olarak bilinen, adlandırılan parçayı anlatacağım. Birçok şeyde sürücü var. Sürücü genel bir kavram. Ama biz elektrikli araçlar serisi yaptığımız için elektrikli taşıtlar için kullanılan sürücülerden bahsedeceğiz biraz. Yine öncesinde bu sökmesi, incelemesi ayrı bir video olacak. Eğer vakit kalırsa tabii şey de olacak, bu videoda da anlatabilirim ama biliyorsunuz biraz çenemiz düşüyor, laf lafı açıyor, konu konuyu açıyor, video uzuyor. Dolayısıyla yetişirse bu videoda, yetişmezse bir sonraki videoda söküm videosu olarak sürücüleri inceleyeceğiz. Şimdi biz şöyle bir ilk videomuzda şöyle bir liste yapmıştık. Bu listede İlk iki videoda elektrikli araçlara giriş ve elektrikli araçların bileşenlerini filan anlatmıştık. İkinci olarak da burada sürücü beyni tercih ettik ve beyinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü adı üstünde beyin, işin ana noktası bu, kontrolcüsü bu. Dolayısıyla bundan başlayıp diğer parçalara doğru gidersek daha kolay olacağı yönünde bir düşüncem oldu. Yine teorik kısmını tezim üzerinden anlata anlata gideceğim, bazı şeyleri vereceğim ama öncesinde şöyle bir planlama yapalım, beraber bir tasarım yapalım. Benim bir tane elektrikli taşıyıcıya, yük taşımak için bir taşıyıcıya ihtiyacım var. Bir tasarım yapalım beraber. Kısmet olursa da belki videonun bittiğinde, seri bittiğinde bu aracı gerçekten de gerçekleştiririz. Bunun için bir hem bize bir yol haritası olur. Onun için bir el arabası, ama elektrikli olmasını istiyorum ben. Elektrikli bir el arabası olacak. Mesela şöyle tutma yeri olsun. Şuradan mesela şöyle tutacağım. Şu şekilde alt zemini olsun arkadaşlar. Bu zeminin işte ne olacak? İki tane tekeri olacak. Hatta normalde bunu dört tekerli yaparız ama bu bize maliyetli olur. Sağa sola çevirme işlemi için arkadaşlar en az iki teker kullanmam gerekir. Yani iki motor kullanmam gerekir. Bir tane sarhoş teker ya daha doğrusu sarhoş tekerlerle yönü vermeyi düşünüyorum. Ne yapalım? Ön tarafta mı olsun çekici? Neyse, bir tane şimdilik buraya koyalım. İki tane de buraya tekeri koyduk. Bunu diğer taraftan. Bunlar muhtemelen sarhoş teker dediğimiz dönebilen tekerler olur rahat çevirmek için. Bu motor da sadece, yani hap motor. Motor konusunda bunu da ayrıca inceleyeceğiz. Hap göbek demek. Hani motorun göbeği, yani teker kendisi motor zaten. Motor ya da diferansiyel falan bir şey, dişli mişli, zincir, hiçbir şey kullanmayacağız. Motorun kendisi zaten teker olacak. Tekerin içinde, yani çekirdeğinde olan bir motor türü. Şimdi bu motor neye ihtiyaç duyacak? Enerjiye. Şuraya akü grubunu koyduk diyelim. Sarhoş tekerlerin üstüne binsin yük. Aküden enerjiyi alacak. Motorumuz ne yapacak? Çalışacak. Motorun da bir kablosu var. Akülerin de bir kablosu var. İşte ekstradan dışarıda bu aküler için ne olacak? Bir şarj aleti olacak arkadaşlar. Sonra şurada benim ileri geri yaptıracağım, gaz vereceğim. Bir tane gaz kolum olacak değil mi? Şu bölgede bir gaz kolu. Gaz kolum olacak. Aynı zamanda yine bir fren mekanizması koyabiliriz. Ondan sonra gaz ve fren için elle kontrol edilebilecek şekilde. Aküm var, hap motorum var. Bu sistemin bir de neyi olacak? Beyni olacak değil mi? Beyin. Yani literatürdeki gerçek adı sürücü. Sürücü genel bir kavram arkadaşlar. Bir şeyi kontrol eden her şey nedir? Sürücüdür. Arabayı kontrol eden kişiye biz ne deriz? Ya da uçak olsun, vapur olsun. Hani özel isimleri olsa da kaptan, pilot şey gibi. Bunların hepsi nedir? Sürücüdür. O aracı kontrol eden kişilerdir. Beyin de bu elektronik sistemi ne yapıyor? Yani cihazlardaki sürücü bu elektronik sistemi kontrol ediyor. Burada sürücünün yapmış olduğu görev şu arkadaşlar. İlkokul, ortaokul fen derslerinden hatırlayın. Bir tane pili, şöyle pil yapayım bir tane. Bir tane anahtar ya da şeye bağlayalım. Reostaya bağlardık değil mi? Ayarlı dirence bağlardık. Burada da işte bir ne olurdu? Motor olurdu.
Bu reostayı hareket ettirerek motorun hızını kontrol ederdik. Bu çok da sağlıklı bir yöntem değildi aslında. Nedir? Yine aşağı hani işimizi görüyordu. Motorun hızını bu şekilde ayarlı bir dirençle kontrol edebiliyorduk. Ama gerilimi hassas kontrol edemediğimiz için motorun da hızını hassas olarak bir şekilde kontrol edemiyorduk. Burada beynin sürücünün yaptığı temel vazife aslında nedir arkadaşlar? Bu motora verilen gerilimle oynamak, gerilimi kontrol etmek. Aküden ne yapıyor bu? Ana hatlarda iki tane kalın kabloyla aküden artı ve eksiği alır sürücü. Sonra motorun 3 tane sargısı olur. Genelde bu motorlar 3 sargılıdır arkadaşlar. 3 fazlı diye geçer. 3 sargılı. 3 tane kablosu çıkar. 3 kablosu çıkar. Motorun içindeki, videonun başındaki size bir soru sormuştum ya, bir lambayı kaç defa açıp kapatabilirsiniz düğmesinden diye. Bu anahtarlama işini yapan transistörlerin büyüğü olan MOSFET'ler kullanılır. Bu MOSFET'ler gaz kolundan gelen hız talebine göre ve motor sensörlerinden gelen motorun kendi hız talebine göre verdiği hız bilgisine göre bu sürücü dediğimiz, beyin dediğimiz kısım sırayla bu 3 kabloya, 3 faza yani 1, 2, 3 faza sırayla artı, eksi ya da hiç elektrik vermez. Ve bunu saniyede 10 bin, belki 20 bin, belki 100 bin defa yapar. Sürücünün hızına, hassasiyetine ve kalitesine göre bu değişir. Yani anahtarlama işlemi yapar. Biz normalde evdeki lambalarda ne kullanıyoruz? Anahtar kullanıyoruz, değil mi? Komutatör anahtar, işte adi anahtar, değil mi? O şekilde anahtarlar kullanıyoruz. Elektronik devrelerde de bu işi yapan neler var? Büyük güçlerde, en büyük güçlerde IGBT, büyük araçlarda, sonrasında MOSFET'ler var. En küçükte de temelde biz ne kullanıyoruz arkadaşlar? Yakından tanıdığımız transistörleri anahtarlama elemanı olarak kullanıyoruz. Sürücünün üstündeki işlemci, mikro denetleyici, işte hem gaz kolundan hem motordan gelen aldığı sensör bilgilerine göre ve içindeki yazılıma göre bu anahtarları sırasıyla devreye sokarak, işte dediğim gibi kablonun birine bir anda artı, diğerine eksi, birine de hiçbir şey vermiyor ve bunu ne yapıyor? Bu sensörlerden gelen bilgilere göre sürekli hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Biraz sonra tezi anlattığım zaman bunun temel yapısını zaten size göstereceğim. Daha iyi şekil üstünde anlatacağım. Ama mantık olarak beynin yaptığı işlem neymiş arkadaşlar? Gaz kolundan gelen bilgiye göre ve motordan gelen sensör bilgisine göre motorun hızını kontrol etmek, ayarlamak. Bunu da nasıl yapıyormuş? İçindeki anahtarlama elemanlarını saniyede belki 1000, 10.000, 100.000 defa aç kapa yaptırarak arkadaşlar bu akülerden aldığı ana gerilimi belirli seviyelerde, bu açma kapama hızına göre arkadaşlar bu gerilimin değeri ayarlanabiliyor. İşte 0 volttan atıyorum 48 voltluk bir akü grubu olsun. İşte motor da yine aynı şekilde 48 voltluk olsun. Bu açma kapama hızına göre arkadaşlar buna 48 volt verdiğinde ne yapacaktır? Motor maksimum hızda dönecektir. O anahtarlama hızını oynadığı zaman da arkadaşlar gerilim düştüğünde 24 voltta ne yapacaktır? 24 voltta ya hız yarı yarıya düşmüş olacaktır. Şimdi bu beyinlerin, sürücülerin arkadaşlar bu asli görevidir. Bunun dışında bunlar ayrı bir beyin kullanılmaması için başka görevler de vardır. Mesela nedir bu başka görevler? Kilometre göstergesi. Bazı motosikletlerde, bisikletlerde ne var? Hız göstergesi var, değil mi? Hız göstergesi veya kilometre göstergesi. Bu göstergeleri, bu bilgi beyinden gider. Beyin hali hazırda zaten, yani sürücü, motordan bazı bilgileri alır veya ekstradan bunlar için ayrı bir sensör daha olabilir. Bazı elektrikli bisikletlerde mesela pedallarda var arkadaşlar. Pedallardaki o sensörlerden bilgi alıp farklı işlemler yaptırabiliyor. Dışarıdan aldığı bilgiye göre kilometre ve hız bilgisini ne yapabilir? Bazı sürücülerde bunun için bir kablo çıkmış olabilir. Bu bilgiyi ekrana gönderebilir. Bu birincisi. Başka neler yapabilir? Aracı korumak için veya kullanıcıyı korumak için bazı kesiciler dediğimiz şeyler ya da eski arabalardaki müşür adıyla anılan anahtarlar vardır, butonlar vardır. İşte bu elektrikli bisikletlerde nelerde? Frenlerde var arkadaşlar. Frene bastığınız zaman siz aslında mekaniğin yanında elektronik olarak da motoru ne yapıyorsunuz? Durduruyorsunuz arkadaşlar. Motorun enerjisini kesiyorsunuz. Çünkü bu fren kollarının içinde fren müşürü dediğimiz
butonlar var. Siz frene bastığınız zaman o buton kurtuluyor. Normalde fren şeyken, serbest haldeyken ana butona basılmış durumda. Siz frene bastığınızda arkadaşlar, ki aklıma gelmişken söyleyeyim, fren kolları da ayrı bir video olabilir. Buton ne yapacak? Açılacak. Dolayısıyla beyne bir kablo da onun için gitmiş olabilir sürücüye. Dolayısıyla ona göre ne yapıyor? Motor freni içinde bir kablosu olabilir. Aklıma gelen başka ne var? Ha, bu sadece fren kolunda olmayabilir. Bazı modellerde ayaklık da. Mesela elektrikli motoru veya bisikleti ayaklığını açtığınızda, bir yere yasladığınızda bu ne anlama gelir? Bu motorun dönmemesi gerektiği anlamına gelir. O ayaklıkların olduğu yerlerde de bu müşürlerden, butonlardan, müşür diyoruz ama gerçek hani şey, buton aslında bir anahtar. Bu buton ne yapacaktır? Bulunabilir bu ayaklıklarla da. Onlara da dikkat etmek lazım. Öyle bir şey olduğunu da duydum. Sonra motor freni için dedik. Nerede olabilir dedik. Fren kolu ve ayaklıklarda olabilir. Sonra aklıma ne geliyor? Başka ne var? Bazen bir aracı, elektrikli aracı bir engelli birey, bir yaşlı birey, hasta birey kullanabilir. Çok fazla hız yapması istenmez. Dolayısıyla hızı düşürmek için yasal sınır neyse onun daha da altına düşürmek için. Bakın, yasal sınırın üstüne çıkarmak için değil bu işlemler. Yasal sınırın altında bir hız lazım olduğunda bu tip özel durumu olan kişiler için bazı soketler vardır arkadaşlar. Bazı kablolar çıkarılır. Bunlardan şu an piyasada en yaygın olanı çocuk kilidi dediğimiz bir soket türüdür. Genelde sürücülerde bu beyaz renkte olur arkadaşlar. Beyaz renkli tekli bir kablo vardır. Ve bunun da bir tane de karşılığı vardır. Bu ikisi sürücüden çıkar. Aslında bu birbirine soketlidir. Şu şekilde birbirinize taktığınızda, bu soketleri birbirine taktığınızda ne yapacaktır? Araç yavaşlayacaktır. Ayırdığınızda hızlanacaktır. Yine aynı şekilde bu çocuk kilidi hızla alakalı bir soketimizdir, özelliğimizdir arkadaşlar. Güçle alakalı da bir soketimiz var. Bu renkler tabii değişiklik gösterebilir ama ben denk geldiklerimde bunlar vardı. Genel olarak bu şekilde. Güçle alakalı bir şey var. Çok fazla baktığınız torku fazla, araç altınızdan kaçıyor. Gücü de azaltacak bir soket var. Genelde sarı ve yeşil renkli. Yani bir kablo var. Hem sarı, üstünde yeşil bir çizgisi çizgi var. Yeşil bir çizgi. Elektrik hatlarındaki topraklama kablosu gibi aynı. Sarı yeşil. Bu sarı yeşil soketi de birbirinden ayırdığınızda motorun gücü artar. Daha eğim çıkmaya başlarsınız. Rampa çıkmaya başlarsınız. Daha fazla ağırlık taşımaya başlarsınız. Tabii bunlar ne içinde arkadaşlar? Yine tekrar ediyorum üstüne basarak. Yasalar gereğinde. Yani bunlar maksimum sizi şey yapmaz. Yasaların belirlediği güç ve hız sınırlarının üstüne çıkarmaz. Onlar takılıyken zaten düşüktü. Ayırdığınızda ne olacak? Normal seviyesine gelecektir. Sarı yeşilden de güç soketinden de bahsettik. Son olarak bazı modellerde özellikle hız arttırma için bir kablo vardır. Genelde kahverengi olur bu da. Bu kahverengi kabloyu taktığınızda da aracın hızının ekstradan bir miktar daha arttığını görmüş olursunuz arkadaşlar. Başka neler olabilir? Aklıma gelen ne var? Ha, bu sürücülerde bir de önümde de var zaten şu an. Programlanabilir sürücüler var arkadaşlar. Bazı değerleri siz kendiniz girebiliyorsunuz. Alt gerilim değeri, üst gerilim değeri, işte ondan sonra siz söyleyin adını, çekebileceği maksimum akım, ulaşabileceği sıcaklık, motordaki en yüksek hız seviyesi. Bunları ne yapabiliyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz yazılımıyla, kendi arayüzüyle. Böyle program atılabilen modellerde de USB girişi olabiliyor. Dolayısıyla bu tip sürücüler de hani bütün değerlerini, sizin parametrelerini sizin girebileceğiniz şeyler de olabiliyor. Sürücüler bunun dışında ne yapabilir? Akü seviyesini takip edip, akünün bitip bitmeme durumunu kontrol edip bunu yine göstergeye ne yapabilir? Gösterge paneline akü durumunu, şarj durumunu ne yapabilir? Gösterebilir, gönderebilir. 5 ne olabilir başka? İşte kendini kısa devre anında korumaya alabilir. Bir takım koruma özellikleri de eklenebilir arkadaşlar. Ha, bir de ne var? Uyku modu olabilir. Kontağı çevirdiğinizde bunların bir tane kontak
Kablosu olur arkadaşlar. Bu da genelde turuncu renkli olur karşıma çıkan modellerde. Yani yüksek lisans boyunca bayağı bir şey söktük, inceledik motor sürücü. Turuncunun kontak kablosu olduğunu gözlemledik. Yani kontağı çevirdiğinizde, açmaya kalktığınızda beyni aktif hale ne yapıyor? Getiriyor. Onun hani genel olarak bütün elektrikli araçlarda bu modeller söz konusu. Bu işin teorik kısmıydı. Genel olarak sürücüler hakkında bilgileri verdik. Dediğim gibi videoda çok uzadı. Hakikaten 15 dakika oldu. Teorik kısmını 17-18 dakikada bitireyim de bir sonraki videoda sökümünü yapacağız. Olay ne dedim ben size burada? Aracımızı da tasarladık. Biraz çok kötü oldu ama şöyle bir şasemiz olacak. Önde tek tekerimiz, arkada iki tane sarhoş tekerimiz olacak. Akü grubu, sürücümüz, gaz kolu, fren ve bir tane hap motordan oluşan bir ne yapacağız arkadaşlar? Videoların sonunda Allah nasip ederse bir aracı tasarlayacağız. Şuraya akü grubu dedik. Şuraya sürücü dedik. Şuraya gaz kolu ve frenleri koyduk. Sinyal bile ekleyebiliriz yani sinyalizasyon yapabiliriz. Şuralara iki tane de hareketli teker yani sarhoş teker koyduk. Bu şekilde kabaca blok şema olarak ne yaptık arkadaşlar? Aracımızı tasarlamış olduk. Sürücünün işlemlerini anlattık. Şu biliyorsunuz anahtar sembolü değil mi? Elektrik devrelerindeki anahtar. Elektrik buradan gelir akım. Karşıya bu şekilde geçemez. Anahtarı kapattığımızda ne yapar? Elektrik akımı karşıya geçer. Dedi ki anahtarlama elemanlarını yapar sürücüde dedik. Aküden gelen ana elektriği açıp kapama hızına bağlı olarak gerilim değerini değiştirir ve motorun hız kontrolünü yapar dedik. Şimdi biraz da tezden yola gidecek olursak, devam edecek olursak sürücüye nereden başlamıştım? Mail atan arkadaşlara tezin PDF'ini attım. Buradan da tekrar hatırlatayım. 47. sayfadan motor sürücüleri giriş yapmışız. Bakalım. Motor sürücüler. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir katman var. Burada bundan bir başlamayayım. Başka bir tane daha var mı? Neyse buradan anlatayım. Burada ekstradan bir şey daha kullanmış da. Arkadaşlar burada işte görüyorsunuz bir tane mikro denetleyici katı var. Şurası daha doğrusu. Bu şey gösterge için kullanmış. Bu her modelde olmuyor. İşte burada tamamı bir motor sürücü. Burada anahtarlama katı var. Burada işte motor kısmı var. Burada motorun içindeki sensörler var arkadaşlar. Anahtarlama devresinin MOSFET sürücü anahtarlama elemanları MOSFET oluyor demiştim size biraz önceki anlattığım şeylerde. Bu MOSFET'leri süren bir elektronik yapı var yine. Bu yapıda yine mikro denetleyiciye bağlı. Çünkü bu anahtarlama kısmında 48 volt belki de 60 amper bir akım dolaşıyor. Ama bizim mikro denetleyicilerimiz kaç voltla çalışıyor? 5 volt mertebesinde çalışıyor. Burası dedim ya 72 volt da olabilir, 48 volt da olabilir. Burada 5 volt var, burada 48 volt var. Bu ikisini ne yapmak lazım? Birbirinden hem izole etmek lazım. Birbirinden burada oluşan bir kısa devre durumunda ki tehlikeden bu tarafı korumak için hem de bunları MOSFET'leri kontrollü bir şekilde anahtarlamak için bir MOSFET sürücü katımız var arkadaşlar. Bunlarda özel entegreleri falan var veya başka yöntemler de olabiliyor. Veya ne kullanıyorlar orada? Optik izolatörler var, optokuplörler. Optokuplörden oluşan bir MOSFET sürücü katmanı da mevcut. Pozisyon kontrolü için işte genelde şu an motorların içinde hal sensörler var. Hal sensörler ayrıca bir konu olacak. Hem gaz kolu anlatırken o videonun içinde olacak. Hal sensörlerden işte mıknatısların konumu takip edilerek motorun içindeki sargılara ne yapılıyor? Mikro denetleyici buradan aldığı bilgiyi, gaz kolundan da hız bilgisini aldı. Sürücü devresine sinyali gönderdi. Sürücü devresi de anahtarlama elemanları aç kapa yaptırarak motora uyguladığı gerilimi ne yaptı? Değiştirdi. Sürücünün çalışma mantığı bu şekilde. Şimdi bir sürücünün en temel şeyi işlemcisi, mikro denetleyicisi. Ben burada bu tezde yaptığım bence en katkılardan bir tanesi de bu tablo oldu. Hangi çalışmayı yapan, hangi model işlemcileri kullanmış, mikro denetleyicileri kullanmış, onları burada derledim. Resmini de ayrıyetten koyarım yine. Yani 29 farklı tip mikro denetleyici ile arkadaşlar sürücü yapımı denenmiş. İşte PLC'den tutun, STM'e kadar, DSP'ye kadar ve bilgisayar kadar her şey ne yapılmış? Kullanılmış motor sürmede. Şimdi şurada gördüğünüz şema gerçekten güzel bir şema.
Yapılmış bitmiş hallerinden bir tanesi. Şurada gördüğünüz üzere mikro denetleyici katı var. Burada optik izolatör katı var. Ne demiştik? Burada 48 volt var. Burada 5 volt var. Bu iki devreyi birbirinden ayıran, koruyan bir optik kat. Optik ne demek? Işık demek. Burada bilgiler karşı tarafa ışıkla aktarılıyor. Buradan bir ışık gönderiliyor. Karşı tarafta o ışık tekrar elektrik sinyaline çevriliyor. Dolayısıyla arada bir ne yok? Maddesel ortam yok. İletkenlik yok. Dolayısıyla burada oluşan bir kısa devre iletkenler üzerinden bu tarafa geçip sistemin beynini ne yapmıyor? Zarar vermiyor. Burada MOSFET sürücü katı var. Şunlar MOSFET'lerimiz. Bu MOSFET'leri sürmek için, çünkü MOSFET sürmek olayı çok çok karışık bir olay. Çünkü yanlış zamanlarda yanlış anahtarlamayı yaparsanız kısa devreye neden oluyorsunuz. Dolayısıyla burada bazı gecikmeler, zaman gecikmeleri vermeniz gerekiyor. Birine kapan dediğinizde diğeri açılırken bunların aynı anda olmadığı zamanlar oluyor. Orada bir ölü zaman dediğimiz bir tabir var. O ölü zaman arkadaşlar bu MOSFET sürücü katındaki entegreler kendileri sağlıyorlar. Çünkü sen bir şey mesela şöyle diyelim. Bir tane anahtara kapan sinyali gönderdin atıyorum. Şöyle bir şekilde kapan dedin. Hiçbir anahtar bu şekilde dümdüz bir şekilde, mesela şurası ne olsun, 48 volt seviyesi. 48 volttan cak diye ne yapmaz? 0 volta inmez arkadaşlar. Bu şekilde biraz daha iner. Diğerine de buna kapan dedin, diğerine açıl dedin. O ne yapar? Onun için işi kolay. O birden açılabilir. Bakın ne oldu? Bu hala biraz daha iletimde. Bu da iletime girdi. Siz üst tarafta artı, alt tarafta eksi var. Bu ikisini aynı anda yaptığınız zaman ne olacak? Artı ile eksi birbiriyle çakışmış olacak. Bu da istenmeyen bir durum. MOSFET'lerin havaya uçtuğu bir durum. Dolayısıyla bu tam kapanmadan diğerini açmamak gerekiyor. Onu bekletmek gerekiyor. Bu ikisinin arasındaki bu farka da ölü zaman diyoruz arkadaşlar. Mutlaka ölü zaman verilmeli bu çalışmalarda. Ya 21 dakika oldu, ne olacak bu iş ya? Şimdi burada şeyden gelen bilginin aktarılması, optik izolatör katmanı, yıkıldı. Optik izolatör katmanında arkadaşlar TLP250 modeli var burada. Yani çeşitli şeyler var, marka izolatörler var. 4N35 var, TLP250 var optik izolatör olarak. Ondan sonra 4N25'i söyledik zaten. Farklı markalarda optik izolatörler var. Siz buradan mikro denetleyiciden 5 voltu gönderiyorsunuz. O ışıkla karşı tarafa geçiyor. Optik izolatörler de ayrı bir konu olabilir. Onları inceleriz. Bir iki deneme yaparız. Optokuplör diye geçiyor zaten. Buradan elektrik sinyali karşıya ışıkla geçiyor. Sonra burada tekrar neye çevriliyor? Elektrik sinyaline çevriliyor. Sonra buradan gelen sinyal ne yaptık? Şurada işlemciden çıktık. Optik izolatöre geldik. Optik izolatörden çıktık. Neresi var? MOSFET sürücü katı var. MOSFET sürücü de ayrı bir olay başlı başına. Şöyle entegreleri var. IR serisi dediğimiz bir seri var. MOSFET sürücü entegresi. En çok piyasada bulunan ve kullanılan modellerden bir tanesi o. Buradan gelen optik kattan gelen sinyali MOSFET'leri tetiklemek için kullanıyor. Bunun kullanılmasındaki sebep şu. Mikro denetleyicinin çıkışı 5 volt. Ama bazı MOSFET'ler 10 voltla iletime geçiyor tam anlamıyla. Dolayısıyla ne olması lazım? 5 volt bir MOSFET'i yarım açıyor. Dolayısıyla bu MOSFET sürücüler yapılmış ki eskiden tabi kondansatörlü dirençli devreler kullanılıyormuş, transistörlü falan da. Şimdi bu entegreler yapılmış. Baktılar ki pazar var, ihtiyaç var. Ne oluyor burada? Bu 10 volt seviyesinde, 12 volt seviyesinde bu besleniyor. 5 voltluk sinyali bu bir nevi ne yapmış oluyor? 12 voltluk sinyali çeviriyor ve nereye uyguluyor? MOSFET'lere, yani anahtarlarımıza uyguluyor. Yani bu MOSFET sürücü ne için lazım arkadaşlar özetle? Anahtarlama elemanlarının tam açılıp tam kapanması için gerekli. MOSFET sürücülerle ilgili entegre tablo listesi var. Bu da yine burada. Bayağı bir çeşit var. Bu sadece bir markanın. Farklı markalar da var ama en çok piyasada kullanılanlar bu şekilde. Ve dediğim gibi entegre kullanmadan başka yöntemler de var. Bootstrap dediğimiz bir yöntem var sürücü. Bu ara popüler olan bir şey, yöntem o da. Ama genelde herkes entegreli sistemleri tercih ediyor. Geldik MOSFET katına. Yani bir yerde evirici, inverter katmanı dediğimiz kısa. Uf 25 dakika oldu ya. Bakın arkadaşlar, altılı bir yapı kullanılır. 6 transistörlü kullanılır.
Veya bunun iki katı ikili olabilir. Yani 12 olabilir, 18 olabilir. Bu işte her bir transistöre yani MOSFET'e birer tane daha paralel veya ikişer tane paralel bağlayıp çektiği akım yani da akım dayanabildiği akım miktarı arttırılır. Ama temelde 3 fazlı sargısı olan bakın 3 sargısı olan 3 faz sargısı olan bir motor için ne olması gerekiyor? En az 6 tane anahtarlama elemanı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu anahtarlama elemanları bakın ne yapıyor? O tezi de yaz karalamaya kıyamıyorum da. Bakın. Ya video çok uzadı. Şimdi bakın. Artı gerilim barası. Bu da eksi gerilim barası. Bara dediğim ana hat arkadaşlar. Aküden gelen ana kablolar. Sürücüye ana kablolar geldi. Bakın şimdi. 1 2 3 Şuradan bir faza bir kablo gitti. Buradan diğer faza gitti. Buradan da diğer faza gitti. Birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz. Şimdi arkadaşlar. Birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz. Artı, eksi, sıfır gitmesi için ne olması lazım? Yani birinci faza artı, ikinci faza eksi, üçüncü faza da hiç elektrik gitmemesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim bunlara da. Anahtarlara isim verelim. Hangi anahtarların açılması gerekir? Bir nolu sargıya ne çekmiş artı. Bakıyoruz. Bir nolu sargı nereye bağlı? Buraya. Artı yolu nereden geliyor? Şuradan geliyor, değil mi? O zaman ne olacak? 3 numara kapanması lazım. 2 numaraya ne gelecek? Eksi. Eksi buradan gelir mi? Gelmez. Buradan gelecek. 3 ile 5. 3 ile 5'i kapatacağız. 1 ile 4 de ne olmayacak? Hiç kapatılmayacak. Çünkü 3'e ne gelmesi lazım? 0. İşte bu anahtar sembolünü aslında ne var burada? MOSFET'ler var arkadaşlar. Bunlara bu anahtarlara bu açma kapamayı biz burada elimizle yaptık. 3'ü kapattım, 5'i kapattım. Tamam, motora sinyali verdim ilk sargıya. Bunu kim yapıyor? Mikrodenetleyici yapıyor. Neye göre yapıyor? Gaz sinyaline ve motordan gelen konum sinyaline göre bunların sırasını ne yapıyor? Değiştiriyor. Dolayısıyla motorun sensörlü olması ve sensörlerinin iyi çalışması çok önemli bu durumda. Şimdi ne yapalım? Bir kaydırma yapalım. Bu sıfır oldu, bu artı oldu, bu eksi. Birin sıfır olması için 3 ile 6 nolu anahtarlar açık. 2'nin artı olması için 2'yi takip ediyorum. 2 nolu sargıyı. 2 numaralı anahtarın kapalı, 5'in açık olması gerekiyor. 3'te ne var? Eksi. 3'e de eksi gelmesi için ne olacak? 4 numaralı anahtar kapanacak. 1 numaralı anahtar açık kalacak. Bu işlemi işte eksi 0 artı oldu. Bu şekilde kayıyor ya. Bu işlemi kim yapıyor? MOSFET sürücü devresi yani beyin yapıyor. Ve bunu saniyede dediğim gibi 15 bin, 20 bin belki de 100 bin defa yapan sürücüler mevcut. Bu şekilde motora verilen gerilim ne yapıyor? Değiştiriliyor arkadaşlar bu anahtarlama hızına göre. Bu şekilde de bir gerilim seviyesi değiştirildiği için, gerilim ayarlanabildiği için artık bütün elektronik cihazlarda, gerilim kontrolü cihazlarda bu yapı gözüküyor arkadaşlar. Siz bugün bir araba çakmaklarına invertör takıyorsunuz ya 12-220 çevirsin diye. Onun içinde de bu yapı var. LED'lere adaptör diyorsunuz ya, aldık diyorsunuz ya. O LED'lerin adaptörlerinin de içinde bu yapı var. Ondan sonra LED sürücülerde. İnvertör kaynağı duymuşsunuzdur. Kaynak makineleri eskiden hayvan gibiydi. Şimdi küçücük oldu. Onlar ne sayesinde oldu? Şu anahtarlama sayesinde. Trafoların görevi ne arkadaşlar? Transformatörlerin gerilim seviyesini değiştirmek. Yüksek gerilimi, alçak gerilimi, alçak gerilimi, yüksek gerilime çevirmek. Ama bunların boyutları çok yüksek. Dolayısıyla bu elektronik yapı yani güç elektroniği geliştikten sonra bu cihazların boyutları küçüldü. Çünkü transformatörlere artık gerek kalmadı. Transformatör yerine neleri kullanıyoruz? Bu evrici yapılarını kullanıyoruz. İnvertör yapılarını kullanıyoruz. Dolayısıyla gerilim seviyesini ve akım değerini, gücü kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla cihazlarımızın, şarj aletlerimizin boyları, adaptörlerimizin boyları, kaynak makinelerimizin boyları hep ne yaptı arkadaşlar? Küçüldü. Yoksa trafolu olsaydı kocaman bir yapıya sahip olacaktı. Sürücü ve invertör dedim ya işte hep UPS'ler falan filan gerilim yükselteçler bu mantıkla çalışıyor. Bu elemanlarla çalışıyor arkadaşlar. Bakalım ilerleyelim. İşte burada kullanılan anahtarlama elemanları tristör, işte GTO, IGBT, MOSFET falan var. Onların dayanabildiği akım değerleri, gerilim değerleri var. Anahtarlama elemanları. Transistörlerden bahsetmişim. MOSFET'lerin yapısı, sembolü. Ondan sonra MOSFET'lerle ilgili kısa bir şey daha söyleyeyim.
MOSFET'lerin işte şurada bir kapasitif özellikleri var bacaklar arasında. Aslında biz burada şu kondansatörleri doldurup şarj edip deşarj ediyoruz. Dolayısıyla bunları hızlı şarj etmek için akımı vermemiz gerekiyor. Burada yaptığımız işlem aslında bu kondansatörlerin şarj ve deşarjı. İşte burada da yine diğer değerler var. Gerilim değeri tablo halinde. Ölü zaman burada ayrıca anlatılmış arkadaşlar tezimde. Şurada da şeklen göstereyim. Burada bir sürücünün ekran görüntüsü var. Bakın birinin bittiği anda diğeri başlamamış hemen şak diye. Aralarında ne var? Bir boşluk var. İşte bu boşluğa ölü zaman diyoruz. Şuradaki grafikte de daha ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Bunlarda kullanılan yazılımlardan bahsedecek olursak kullanılan yöntemler var. Hatasız bir kontrol olsun diye. İşte denetleme yöntemleri var. Bunlardan onları nasıl girsem mi hiç girmesem mi? PID dediğimiz kontrol yöntemleri var arkadaşlar. Bir önceki sinyalle şimdiki sinyali karşılaştırıyorlar. Bu sinyalin durumuna göre yeni sinyal üretiliyor ve bu motora uygulanıyor arkadaşlar. En çok bilinenler P, I ve D yöntemlerini. Bunlar türev, integral ve fark oransal diye geçiyor. Bunların baş harfi, İngilizcelerin baş harfi PID. P kontrol tek başına da olabilir, E kontrol de tek başına olabilir, D kontrol de tek başına olabilir. Bunlar ikili şekilde de kontroller var. Şunlarla kontrol yapıları. Bunlar uygulandığında daha hassas bir kontrol sağlanabiliyor. Son zamanlarda da modern denetleyiciler dediğimiz işte bulanık mantık, yapay zeka, genetik algoritma gibi yöntemlerde ne yapılabiliyor? Sürücülerde kullanılabiliyor arkadaşlar. Biz projede PVM yöntemi dediğimiz darbe genişlikle yani kare dalganın genişliğiyle frekansıyla oynayarak bir kontrol sağladık. Kare dalga ürettik. Kare dalgalarla bu sürücüyü, MOSFET'leri kontrol ettik. Bu da en bilinen temel bir yöntem. Şimdi sürücüler hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Aslında bayağı daha konuşurum da şimdilik yeter teorik bilgi olarak. Mantık neymiş? Anahtarlama elemanları. Yapıyı gördük. Dolayısıyla bir sürücü bozulduğu zaman neler bozulabilir? Bunun içindeki MOSFET'ler en çok bozulan parçalardır. Çakışmalar olur, gecikmeler olur, patlar. İşte bunların yanında kondansatörler var. Kondansatörler bozulabilir. İşte optokuplör kullanıldıysa, MOSFET sürücü kullanıldıysa bunlar bozulabilir. En çok karşılaşacağımız arızalar da bunlardır arkadaşlar. Mantığını gördükten sonra. Şimdi bir sonraki videoda da arkadaşlar sürücüleri yakından görsel olarak tanıyalım. Hem söküm videosu yapmış olalım hem de sürücüleri gerçek olarak inceleyelim. Görüşmek üzere.